Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sindirilen besinlerin emilimini ve emilen bu besinlerin dolaşım yoluyla dokulara nasıl taşındığını anlatacağım. Bu konuyu seçmemin sebebi ise öğrencilerin anlamakta çok güçlük çekmesi ve geçmiş yıllarda çıkan sorularda en fazla hata yapılan konulardan bir tanesi olması. Bu videodan YGS, LYS grupları, biyoloji olimpiyat sınavına hazırlık yapan öğrencilerimiz ve aynı zamanda KPSS biyoloji alan sınavına hazırlık yapan aday öğretmenlerimiz faydalanabilirler. Besinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır ve bu besinlerin büyük bir kısmı ince bağırsakta damarlar yoluyla emilime uğrar. Şurada görmüş olduğunuz yapı ince bağırsak yüzeyi üzerindeki kıvrımlardır. Bu kıvrımlara biz villus ismini veriyoruz. Villusların üzerinde görmüş olduğunuz küçük çıkıntılar ise, siller ise mikrovillus olarak isimlendirilmektedir. Villuslar ve mikrovilluslar ince bağırsağın yüzey emilimini arttırırlar. Şurada görmüş olduğunuz renkli yapılar ise damarlarımızdır. Sarı renkli damarımız lenf damarı, mavi ve kırmızı olanlar ise normal kan damarlarımızdır. Lenf damarları yağları, yani sindirilmiş yağları ve yağda çözünen vitaminleri, adek vitaminlerini alarak dolaşıma katarken, kan damarlarımız ise suda çözünen vitaminleri, B grubu vitaminlerini ve C vitaminlerini ve bunun yanında sindirilmiş karbonatları ve sindirilmiş protein ürünlerini alarak dolaşıma katarlar. Dilerseniz ilk olarak normal damarlarımızla, kan damarlarımızla başlayalım. Ardından lenf damarlarını anlatıp bitireyim. Kan damarlarımız besinleri ilk olarak karaciğere giden damar olduğu için karaciğer kapı toplar damar yoluyla karaciğere getirir. Burada sınavlarda sıklıkla soruluyor. İlk olarak örneğin glikoz, fruktoz, galaktoz, karbonatlar ve amino asitler, bunun yanında B ve C vitaminleri karaciğer kapı toplar damarıyla buluşuyor. Ardından karaciğer burada birazcık kurnazlık yapıyor. İşine yarayacak herhangi bir şey varsa, örneğin glikoz, fazlasını glikojen şeklinde depolayabilir. Ya da vitamin olabilir, ya da mineral olabilir. Bir kısmını kendisine saklar ve kalanları karaciğerin üzerinde bulunan karaciğer üstü toplar damara gönderir. Karaciğer üstü toplar damar ise ana toplar damarlardan bir tanesi olan alt ana toplar damara bağlanır ve buradan da alt ana toplar damarı da kalbin sağ kulakçığına kanı götürür. İç organlarımızda bulunan, yani kalbin altında bulunan organlardan çıkan bütün toplar damarlar alt ana toplar damara bağlanır ve alt ana toplar damarda kirli kanı kalbin sağ kulakçığına döker. Bir damar oksijence zenginse temiz kan taşır, karbondioksiti bol ise kirli kan taşır şeklinde yorumlayabilirsiniz. Atar damarlarımızdan akciğer atar damarı hariç tamamı temiz kan taşır. Toplar damarlarımızdan ise akciğer toplar damarı hariç tamamı kirli kan taşır şeklinde yorumlayabilirsiniz. Devam edelim. Bir de lenf sistemine bakalım. Lenf damarlarımıza bakalım. Yağlar ve yağda çözünen vitaminler lenf damarlarıyla alınıp lenf düğümlerine götürülür. Lenf düğümleri aynı zamanda mikropların süzüldüğü yerlerden bir tanesidir. Burada besinler daha sonra daha büyük bir lenf düğümü olan Peke sarnıcına götürülür ve Peke sarnıcından göğüs kanalına, göğüs kanalından da ilk defa sol köprücük altında bulunan sol köprücük altı toplar damarına aktarılır. Yani yağlar ve yağda çözünen vitaminler ilk defa sindirimi tamamladıktan sonra
Kan damarı olarak sol köprücük altı toplar damarına bağlanmış oldu. Evet, bunu sınavlarda soruyorlar. Buraya dikkat etmek lazım. İlk defa lenf sisteminden çıkıp normal kan damarımıza sol köprücük altı toplar damarına bağlandı. Sol köprücük toplar damarı ise üst ana toplar damarımıza bağlanır. Oradan da gelip kalbin sağ kulaçığına dökülür. Ardından kulaçığın kasılmasıyla beraber karıncıklar gevşer. Karıncıklara kan dolduktan sonra karıncığın kasılmasıyla beraber akciğer atar damarıyla akciğerlerimize gönderilir. Akciğerlerde nefes alıp vererek biz kanı oksijence zenginleştirdik. Karbondioksiti attık. Ardından akciğer toplar damarıyla beraber temiz kanımız kalbin sol kulakçığına, oradan da sol karıncığına dökülür ve kalbin tekrardan kasılmasıyla beraber aort atar damarımızla vücudun her tarafına doğru, üst bölgelerine ve alt bölgelerine doğru yayılır. Burada atar damarlarımız kılcallara ayrılarak oksijeni ve besini bütün dokulara aktarır ve karbondioksit de yine dokulardan alarak kılcal damarlarımız toplar damarlarına verir ve toplar damarlarda yine tekrardan kalbimizin sağ kulakçığına göndererek dolaşımı tamamlamış oluyoruz.